programımızın ilk kısmında gebelik öncesinden başlayarak biraz daha anne adaylarının nelere dikkat etmesi gerekiyor, kilo kontrolü nasıl olmalı, gebelik sürecinde beslenme nasıl olması gerekir, aşermede nasıl yaklaşım sergilemeleri gerekiyor, iki canlı oldukları için bolca yiyebilirler mi? Hepsini konuşmaya, cevaplamaya çalıştık. Pek çok farklı başlığa daha değindik. Ama tabii ki bunlarla sınırlı kalmıyor. Gebelik süreci çok uzun bir dönem. Pek çok farklılıklar da karşımıza çıkabiliyor. Bununla beraber muayene sıklığından da bahsetmiştik ve ilerleyen dönemlerde artık muayeneler çok daha artıyor diye siz de belirtmiştiniz biraz daha doğum yaklaştıkça. Doğum yaklaştıkça nelerle karşılaşıyoruz? Hangi durumlar karşımıza çıkıyor? Dilerseniz bu kısmıyla devam edelim. Tamam. Şimdi anne adayı ilk 3 ayında zaten ilk bölümde bahsettik birazcık. Yapmamız gereken bazı testlerimiz var. İlk 3 ayda özellikle tarama testi dediğimiz ikili, üçlü ya da dörtlü tarama testi olarak geçen bir test var. Bu ne işe yarıyor? Duymuşsunuzdur mutlaka. Kromozomsal hastalıklar, trisomi 13, 18, 21 dediğimiz Down sendromu tarama testi diye geçer. İlk 3 aylık periyotta bunu yapıyoruz eğer anne adayı isterse. Adı üzerinde tarama testi. Asla tanı koymuyor. Yani kromozomsal bir hastalık varsa tanısını sadece ve sadece anne karnından sıvı alarak koyabiliyoruz. Bunu da her anneye yapıyor muyuz? Hayır. Az önce de bahsetmiştik. Yaş önemli bir kriter. 35 yaşının üzerindeyse anne adayı ve gebeliğiyle alakalı böyle bir doğum yapmayı düşünmüyorsa o zaman tanı koymak gerekiyor. Onun dışında başka hangi tarama testi var? Anne kanından bakılan bebeğe ait hücrelere bakılıyor. Fetal DNA dediğimiz bir test var. Bu da gene tarama testi olarak geçmekte. Ama doğruluk payı ikili, üçlü, dörtlü teste göre daha yüksek. %99 oranında. Bunların hepsi kromozomsal hastalıklarla alakalı tarama testi. Bunların hepsi mutlaka yapılması gerekiyor mu yoksa tercihe bağlı mı? Aslında birazcık tercihe bağlı. Çünkü anne adayı birkaç farklı yaklaşım olabiliyor. Anne adayı diyebiliyor ki ben her koşulda ne olursa olsun doğum yapmak istiyorum. Bebeğimde bir problem varsa da yoksa da. Eğer anne adayı böyle bir şey söylüyorsa o zaman bu testleri yapmak, çünkü tanı koydurmuyor, sadece tarama testi, anne adayına bir katkısı olmayacak. Çünkü anne adayı zaten her koşulda doğuracağını ifade ediyor. Ama bazı anne adaylarımız da diyor ki ben hani kromozomsal anomalili bir çocuk doğurmak istemiyorum. Bu durumda tanı koymak lazım. Evet, tarama testleri yapılabilir ama tanı koymak için mutlaka amniyosentez dediğimiz uygulamada yapılmalı ki tanı koyulsun. Dediğim gibi bu birazcık tercihe bağlı bir şey. Yani anne adayı isterse hekim anlatır, olasılıkları söyler. Evet. Anne adayı isterse ileri aşamaya geçilir. Anne adayı istemezse yapılmaz, atlanır o test. Onun dışında 5. aya geldiğimizde çok duymuşsunuzdur. Ayrıntılı ultrason diye geçer. Bu 4 boyutlu ultrason, ayrıntılı ultrason diye. Bu bizim için çok önem arz ediyor. Neden? Aslında ilk trimester'da bu tarama testlerinde kromozomsal hastalıkları tarıyorduk ama 5. ayda baktığımızda yapısal bir anomali var mı yok mu bunu tarıyoruz bebekte. Bunu niye tarıyoruz? Eğer ki varsa bazen işte diyaframda bir açıklık olup hernileşme, fıtıklaşma olabilir ya da böbreğiyle ilgili başka bir sıkıntısı olabilir ya da kalbinde deliği olabilir. Eğer böyle bir bebek saptarsak anne karnında doğum sonrası bunlara müdahale edebildiğimiz için bu 5. ay ultrasonu bizim için çok önem arz ediyor. Bazen doğum şeklini değiştiriyor. Bazen doğum yapacağımız hastaneyi değiştiriyor. Daha tam teşekküllü bir hastanede doğum yapmak gerekiyor. O yüzden anne adayları hani ikili, üçlü, dörtlü tarama testini yaptırmayabilir ama ayrıntılı ultrasonu mutlaka mutlaka yaptırmalı. 5. ayı da geçtik. İlerleyen aylarda bizi ne bekliyor? 24-28 hafta arasında şeker yüklemesi dediğimiz bir test.